bu seçimler CHP açısından olduğu kadar Türkiye açısından da önemli seçimlerdir. Sayın Başbakan, toplumu adeta bir kavga ortamına çektim. Her gün ağzından ne çıkacak diye herkes biraz ürkerek dinliyor. Dolayısıyla bu anormal yapıdan Türkiye'yi çekip çıkarmak ve yeniden Türkiye'yi sağlıklı yürüyen bir raya oturtmak gerekiyor. Evet. Sarıgül'ün başbakanın dünya lideri tanımlamasıyla ilgili Sayın Genel Başkan'ın yorumunu sorar mısınız diyor. Buyurun sordum. Dünya lideri olan kişinin her şeyden önce, bırakın başka bir alanı, kendi komşularıyla ilişkilerinin iyi olması lazım. Yoktur. Dünya liderliği nedir? Sizin kendi kendinizi dünya lideri olarak ilan etmenizin hiçbir anlamı yoktur. Başkalarının sizi lider olarak görmesi gerekir. Kalkıp herhangi bir yabancı ülkenin devlet başkanı sizi lider olarak tanımlıyor mu? Dünya lideri olarak tanımlıyor mu? Size yabancı bir basın mensubu soru sorduğu zaman siz o lider olan kişinin, o basın mensubunu suçlama hakkı var mı? Yok. Politik olarak bu tür söylemler söylenebilir. Ama katılmıyorum ben diyorsunuz. Elbette, yani şimdi ben katılıyorum desem doğruyu söylememiş olurum. Liderlik farklı bir şeydir. Tabii. Bu Sarıgül'le ilgili resmi açıklama gelmiş, onu söyleyelim. Tabii. Sarıgül diyor ki, ben başbakan dünya lideri demedim. Bana İstanbul'da başbakanla yarışacaksın diye soru sorulunca başbakan dünya lideriyim diyor. O zaman başbakan gitsin dünya liderleriyle yarışsın dedim diyor. Bir haksızlık yapmayalım. İfade güzel bir ifade. Evet, ben haber ajanslarından bana düşen metni okudum önüne. Evet. Bu da Mustafa Sarıgül'ün kendi açıklamasıdır. Evet. Kimseye haksızlık etmeyelim. Aynen, ifadeyi evet, burada ilerleyelim. Başbakan türban olayını hep siyasette kullandı. Ya da kadının kılık kıyafeti üzerinden oy devşirmeye çalıştı. Son parlamentoda 4 tane, sonra sayı 5'e çıktı. Türbanlı milletvekili geldi ve biz tavrımızı genel kurulda belirledik. Erdoğan'ın ezberi bozuldu. Beklediği tepki olmadı. Tepki olmayınca ne yapacağım dedi şimdi. Kalktı öğrenci evleri olayını gündeme getirdi. Kızlar erkekler bir evde kalıyorlar. Yurtları ayıracağız. Yani aklın mantığın kabul edemeyeceği, çok özür dilerim ama, saçma sapan bir düşünce. Mesela kız yurdu, erkek yurdu, bunlar zaten ayrı. Bu başbakan zina suçunu kaldırmadı mı? Kaldırdı. Zina suçunu kaldıran kim? Bu başbakan, bu hükümet. Şimdi neyin hesabını yapıyor? Buradan tekrar oy devşirmeye, yani efendim evlerde işte şöyle veya böyle kadınlar, kızlar veya işte gençler kalıyorlar. Ben onların namus bekçiliğini yapacağım. Gençlerin namus bekçiliğini yapmak ne zamandan beri siyasetçilerin işi oldu? Bütün bunları, mütedeyyin insanları nasıl aldatırım, oy nasıl devşiririm hesabı üzerine yapıyor. Türban'da ezberi bozuldu. Şimdi buradan yeni oy devşirme mekanizmaları yaratmaya çalışıyor. Ama yazık, günahtır.